Evet efendim, yani dediğimiz gibi insanlar bizi dinlemiyor. Şimdi bir uzmanımız var. Çok önemli bir misafirimiz var, konuğumuz var. Stüdyomuzda değil tabii. Skype üzerinden kendisiyle görüşeceğiz. Kardiyoloji uzmanı Profesör Doktor Mehmet Akif Şakar beyefendi bizlerle birlikte. Sayın hocam, hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum sizlere. Sağlıklı gördük hocam sizi. Mutluyuz. Onu da hemen söyleyelim. Çok teşekkür ederim. Ben de aslında bir Covid geçirdim Aralık'ta. Öyle mi? Tabii biliyorsunuz Aralık'ta çok ciddi bir Covid salgını oldu Türkiye'de. Günlük vaka sayıları 30 bindi. Şimdi 14-15 bin civarında. Hatta bu Aralık'ta günlük ölüm sayıları da siz de çok iyi biliyorsunuz. 250-300 bandındaydı. Dolayısıyla çok da fazla yakınımızı, arkadaşımızı bu dönemde kaybettik maalesef. Sizin de bir sürü yakınınız tahmin ediyorum vefat etmiştir. Dolayısıyla bu Aralık dönemi çok karanlık geçti bizim için. Hocam oradan devam edelim. Şimdi Aralık dönemi çok kötü geçti. Sizin de söylediğiniz gibi vaka sayıları çok yüksekti. Biraz aşağı indik. Hatta evet, bayağı bir aşağı indik. 5000'lere kadar. Evet, evet. Bu ara yine yükselmeye başladı. Yine fakat, yükselişte. Evet, evet. Fakat ölüm oranları bu noktada daha yine aşağıda devam ediyor. O dönemle bu dönem arasında ne fark var hocam bu noktada? Bence en önemli fark bir tanesi çok fazla insan COVID ile karşı karşıya kaldı ve toplum immünitesi oluşmaya başladı. Tam olarak oluştu tabii diyemeyiz ama çok sayıda insan COVID geçirdi. Biliyorsunuz COVID geçirenler en az 6 ay korunabiliyor. Büyük oranda korunabiliyor. Dolayısıyla ikinci COVID atağını ya çok hafif geçiriyorlar ya da hiç haberleri bile olmuyor geçirdiklerinden. Dolayısıyla bence en önemli konu çok sayıda insanın COVID geçirmiş olduğundan dolayı bu üçüncü dalga daha hafif seyrediyor. Ben bir de bunda aşılamanın da etkili olduğunu düşünüyorum. Her ne kadar şu ana kadar yaklaşık 4 milyon insanımızı aşılamış olsak da ben bunun etkili olduğunu düşünüyorum. Mesela aşılama başladıktan sonra sağlık çalışanlarından vefat eden kişi sayısı çok çok azaldı. Yani ben birkaç tane duydum. Oysa ki aşılamaya kadar biz her gün 3-4 tane sağlık çalışanının vefat ettiğini biliyorduk. Aşılama başladıktan sonra bu vefat sayıları çok ciddi oranda azaldı. Ben aşılamanın etkili olduğunu düşünüyorum. En azından hocam bulaş noktasında muhtemelen daha stabil halde devam ediyoruz. Kesinlikle doğru. Evet, evet. Şimdi biz hastanemizde de Sakarya Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde çalışıyorum. Gelen acil vakalardan sayıları takip ediyoruz. Gelen vakalar Aralık'ta gelen vakalara göre çok daha hafif semptomlu geliyor. Aralık'ta hasta geldiği vakit çok kısa sürede hastayı yoğun bakıma yatırmak zorunda kalıyorduk. Oysa ki şimdi hastayı hafif semptomlarla geldiği için bazen ayaktan da evine yollayabiliyoruz. İlaçları verip evine yollayabiliyoruz. Dolayısıyla şimdiki durum aralığa göre çok daha iyi. Ama bu demek değil ki tedbiri elden bırakalım. Yine tedbirli olalım. Ben özellikle Karadenizli hemşerilerime bu dönemde dikkatli olmalarını diliyorum. Çünkü şu anda virüs çıkış eğrisinde, yani vaka sayısı gittikçe artıyor. O plato dönemine henüz ulaşamadık. Bu şunu gösteriyor, en az bir ay daha bu çıkış eğrisi devam edecek. Yani Mayıs'tan sonra ben plato, yani düzlüğe ulaşacağımızı düşünüyorum. Evet. Haziran'dan sonra da vaka sayılarının daha da düşeceğini tahmin ediyorum ve umuyorum aynı zamanda. Peki 2022'ye nasıl gireceğiz hocam? Bu böyle devam ederse yine önümüzdeki sene Aralık ayından itibaren, geçen sene çünkü yaz aylarında ciddi anlamda evet, düşüş yaşadık. Evet. Sonra bir anda kış aylarının gelmesiyle beraber çıkış oldu. Aynı doğrultuyu 2021 ya da 2021'in sonunda 2022'nin başında görecek miyiz? Ben şöyle söyleyeyim. Biz bu virüsü birkaç sene daha göreceğiz. Ben öyle tahmin ediyorum. Hemen hayatımızdan çekip gitmeyecek.
Fakat aşılama tamamlandıkça ben gittikçe azalacağını düşünüyorum. Yani 2022'de de biz bu virüsü maalesef göreceğiz ama şimdiki şiddetinden ben daha hafif olacağını düşünüyorum. Yani her geçen yıl daha da rahatlayacağımızı düşünüyorum ben. Peki hocam, hemen şu, çok da zamanınızı almıyorum inşallah, öyle umuyorum. Müsaitim. Sizin gibi değerli bir ismi bulmuşken soruları sorayım. Buyurun. İzleyicilerimiz de cevaplarını doğru bir şekilde alsınlar. Aşının Buyurun. Gücünü kaybettiğini düşünüyor musunuz hocam? Affedersiniz, virüsün. Aha, evet, aşı etkili ama virüs de gücünü kaybediyor mu zamanla? Ben virüsün gücünü kaybettiğini düşünmüyorum. Çünkü biliyorsunuz İngiltere'de başlayan mutant virüs İngiltere'de, Avrupa'da, Fransa'da çok ciddi ölümlere neden oldu. İrlanda'da. Dolayısıyla İngiltere'de, İrlanda'da bu kadar şiddetli ölüme neden olan mutant virüs Türkiye'de niye bu kadar etkili olmasın? Ben Türkiye'de de etkili olabileceğini düşünüyorum. Fakat insanımızın bağışıklık kazanması ve aşılamanın başlamasıyla beraber semptomların daha hafif seyrettiğini düşünüyorum. Ama mutant virüs daha az etkilidir ya da virüs etkisini kaybediyor denecek bulgular şu anda elimizde mevcut değil. Dolayısıyla bunu söylemek için erken olduğunu ben düşünüyorum. Karadeniz'de yükselişi neye bağlıyorsunuz hocam? Karadeniz'de yükselişi ben İstanbul'a bağlıyorum. Çünkü biliyorsunuz çok sayıda hemşerimiz İstanbul'da yaşıyor ve çok sık aileleriyle görüşüyorlar. Bizde aile ilişkileri çok yakın, biliyorsunuz. Dolayısıyla uçak seferleri de yoğun. Özellikle Trabzon, Rize çok yoğun şekilde İstanbul'a irtibat halinde. Ben İstanbul'dan virüsün yayıldığını düşünüyorum. Bir de Karadeniz'de daha kalabalık aileler bir arada yaşıyorlar ve çok sıcak ilişkiler de mevcut. Ama büyük şehirlerde insanlar bir apartman dairesinde izole bir şekilde yaşıyorlar. Peki. Fakat Karadeniz daha sıcak, dolayısıyla aile ilişkileri de sıcak. Çok sayıda bulaş olabiliyor. Birbirlerine çok kolay şekilde bulaştırıyorlar. Ben buna bağlıyorum esas. Ziyaretler. Aile içi ziyaretler maalesef. Kesinlikle ziyaretler çok yoğun. Benim Akçaabat'ta arkadaşım var, aile hekimi. İki ay öncesine kadar bir iki kişiyi takip ediyorduk diyor COVID'le alakalı. Şimdi diyor 15-20 kişiyi her gün aramak zorunda kalıyorum ki bir doktor bunu yapıyor. Dolayısıyla hemşerilerimizin bu dönemde dikkat etmeleri halinde ben bu virüsün etkisinin azalacağını düşünüyorum. Çünkü şu anda maalesef eğri yükseliş yönünde, yani daha düzlüğe ulaşmadık. 20 gündür başlayan yükseliş devam etmekte. Plato, yani düzlüğe ulaştığımız vakit biraz daha rahatlayabiliriz. Ama şu anda düzlüğe ulaşmadık. Bu düzlüğe ulaşmamız bir ayı bulabilir. Dolayısıyla bu bir ay içerisinde çok dikkatli olmak gerektiğini düşünüyorum. Yani o zikzaklar devam edecek ama söylediğiniz gibi. Zikzaklar devam edecek. Ben yazın, geçen yaz olduğu gibi bir rahatlama bekliyorum. Fakat Ekim ayı itibariyle, Kasım ayı, özellikle Kasım ayı itibariyle tekrar bir hareketlenme bekliyorum. Fakat önümüzdeki Kasım Aralık ayı bu seneki Kasım Aralık ayı kadar kötü geçmeyecek. Öyle tahmin ediyorum. Çünkü Türkiye'de aşılama şayet hedeflendiği gibi giderse gelecek kışın en az yarı nüfusumuzun aşılanacağını düşünüyorum. Dolayısıyla aşılamanın da biz etkilerini pratikte görüyoruz. Bize gelen yaşlı hasta sayısı çok azaldı eskiye göre. Çünkü biliyorsunuz aşılamalar 80 yaş üstünden başladı. Dolayısıyla şu anda 60-65 yaş grubu aşılanmakta. Ve 60 yaş üstünde bizim yatırdığımız hasta sayısı Kasım aralığa göre gerçekten çok az. Peki son bir soru hocam. Dediğim gibi çok zamanınızı almayacağım. Estağfurullah. Şimdi Çin'den gelen bir aşıdan bahsediyoruz. İngiliz aşısı. Dünyada birçok ülke tarafından yasaklandı. Evet, bu da şunu gösteriyor ki en başta geldiğinde de Çin'den gelen aşı Türkiye'de %68 ile %75 arasında bir başarı sağlamıştı. Evet. Sizin anlattığınız kadarıyla ciddi anlamda bir başarı söz konusu ama bizim de aşımız var. Yani bizim birinci, ikinci faz çalışması devam etti. Galiba devam ediyor çalışmamız. Şu anda ikinci faz tamamlandı. Evet. Biliyorum. Mart ayı sonu, affedersiniz, Nisan ayı sonunda da Mayıs ayı itibariyle de muhtemelen aşılamalar başlayacak. Başarılı buluyor musunuz şu anki faz çalışmalarında Türk aşısında? Şimdi aşının başarılı olup olmadığını faz
tamamlandığını, yani dördüncü fazda tamamlandığında ortaya çıkacak sonuçlara göre değerlendirmek lazım. Şu anda bence erken. Fakat ben özellikle Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ndeki aşılama çalışmalarının iyi gittiğini biliyorum arkadaşlarımdan da ve çok umutluyum. Ben başarılı olacağını düşünüyorum. Çünkü Türkiye'nin böyle bir aşı deneyimi mevcut. Biliyorsunuz hırsız sağ daha önceden geliştirdiği aşılar mevcut. Dolayısıyla bu yerli aşının çıkmasıyla beraber virüse karşı daha güçlü hale geleceğimizi düşünüyorum. Ve gelecek senenin daha iyi geçeceğini düşünüyorum. Peki. Hocam sizi çok seviyoruz. Bütün sağlık çalışanları nezdinde söylüyorum. Çok sağ olun. Bizim için çok değerlisiniz ve bu dönemin gerçekten kahramanları sizsiniz. İyi ki varsınız. Programımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. İyi yayınlar. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Evet, kardiyoloji uzmanı Profesör Doktor Mehmet Akif Çakar beyefendi bizlerle birlikteydi. Kendisine çok çok teşekkür ediyoruz. İlerleyen günlerde yine o engin bilgilerinden istifade edeceğiz. Hocamızı tekrar programımıza alacağız.